85'li yıllarda Amerika'da Ermeni meselesiyle ilgili bir tasarının gündeme gelmesiyle birlikte Ermeni meselesi Türk kamuoyunu da işgal etmeye başladı. Rahmetli Turgut Özal, Müsteşarı Hasan Celal Güzel ile birlikte Osmanlı arşivi açıktı, hiçbir zaman kapalı olmadı. Fakat 20-30 kişinin çalıştığı bir yerde, belgelerin çoğunun tasnifi yapılmamıştı. Yüzlerce tarihçi, edebiyatçı, ilahiyatçı alındı. Ve bunlar yetiştirildi ve uzmanlaştırıldı. Ve Osmanlı arşivleri bugün dünyanın en önemli faaliyet gösteren arşivlerinden birisi haline geldi. Stanford Shaw, toprağı bol olsun, önemli bir tarihçiydi. Evini bombaladılar. Yani bir kısmını üniversite kürsülerinden uzaklaştırdılar. Bir kısmını baskıyla, öğrencilerle vesaire, bir kısmını tehditle. Tehdit olmadığı takdirde silahla susturdular. Mesela Fransa'da çok önemli bir tarihçi vardır, Weinstein diye, Jill Weinstein. Weinstein bunun böyle olmadığını söyledi diye adamı Fransız Akademisi'ne seçtirmemek için kampanya düzenlediler. Yani çok saldırgan bir politikayla dışarıda, dış kamuoyunda Türkiye'nin yanında olabilecek bilim adamları susturuldu. Şimdi siyaseten politikayı siz yaparsanız bu siyasettir. Karşı taraf yapıyorsa size karşı bölücülüktür. Avrupa'nın bir Haçlı İttifakı'nı engellemek için yapmıştır ve Fransa Osmanlı'nın yanında yer almıştır. Çözemediğimiz sorulardan birisi de şudur. Bu kadar büyük bir gücün etkinliğinin bu kadar günümüzde olduğu kadar, 20. yüzyılda olduğu kadar azalmasının sebebini ben hala çözmüş değilim. Yani bu kadar büyük bir güç, dünyadaki gelmiş geçmiş en büyük güçlerden biri Osmanlı İmparatorluğu, etkinliğinin günümüzde çok daha fazla olması lazımdı. O dönemde mesela size bir örnek vereyim. Bir Alman 17. yüzyılda bir Türk gemisiyle İskenderiye'ye gidiyor, Mısır'a. Yolda 3 tane korsan gemisi saldırınca gemidekiler telaşlanıyorlar. Ve bunun üzerine Alman diyor ki, hayret, Türkler korktular diyor. Bunlar da bizim gibi insanmış diyor. Yani çünkü bu adamın muhayyelesi durduramamış bir türlü. İstanbul'u fethetmişsiniz, İstanbul'u geri alalım demişler, Sırbistan'ı fethetmişsiniz. Sırbistan'ı kurtaralım derlerken Bosna'yı fethetmişsiniz. Bosna'yı kurtaralım derken Macaristan'ı fethetmişsiniz. Macaristan'ı kurtaralım derken adamlar Viyana'ya kadar gitmişsiniz. Büyük bir güç. Bu güç 18. yüzyıldan itibaren zayıflamaya başladığı zaman ise yenilmez Türk imajının yerini Hristiyanları yöneten despot anlayışına bırakıyor. Avrupalı artık Türk'ü şöyle görüyor, bunlar topraklarında Hristiyanları yöneten despotlar ve bu Hristiyanların Osmanlı İmparatorluğu'ndan kurtarılmaları lazım.